silahları NATO ülkelerine bile satsanız, bu silahların başka bölge ve ülkelere satılmayacağına dair teminatlar almalarını, bu silahların el değiştirmemesi gerektiğini söylüyoruz. Peki ya satarlarsa ne oluyor? Eğer bunu yaparlarsa başları çok büyük belaya girer. Başı belaya girenler silah satanlar değildi. Norveç'in gizli ordusu ROK, Amerikan ve İngiliz gizli servis tarafından kurulmuş, donatılmış, eğitilmişti. NATO bünyesinde özel bölümler tarafından koordine edilen bu gizli ordu birçok kriz bölgesinde görev yapmıştı ve yapıyor. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıl basında Amerikan gizli servisi denetiminde Avrupa'da kurulan cezaevlerinden söz edilmişti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporunda CIA'nin terör zanlılarının yasa dışı transferlerinden, yasa dışı gözaltılar ve işkencelerden söz edilmişti. Bu ağ içinde Norveç'in önemli bir yeri olduğu da açıklanmıştı. Norveç, küresel ağda aldığı bu görevler karşılığında olsa gerek, Kuzey Irak'tan petrol kuyuları kazanmıştı. Norveç, Rusya'nın batı sınırı. Amerika'nın en sıkı müttefiklerinden biri. Bu dostluk yıllar öncesinde gelişti. 1950'lerde Amerikan Başkanı Eisenhower şöyle diyordu. Benim ilk işim bu Batı Avrupa ülkeleriyle yakın temasa geçmek ve kalplerinden ne geçtiğini öğrenmek oldu. Eisenhower Soğuk Savaş'ın başında Batılı devletlerin bir araya gelerek Rusya'yı durdurmaları gerektiğini vaaz ediyordu. Müttefiklerini seçerken Norveç'e duyduğu özel yakınlığın altını çiziyordu. Kesin olan bir şey varsa o da Norveç'ten hiçbir şekilde kuşku duymamamız gerektiğidir. Norveç bir işgal yaşadı ve başka bir işgal daha yaşamayacak. Norveçlilerin gidip Ruslara teslim olmaktansa yok olmaya karşı direneceğine tam olarak ikna olmuş durumdayım. Norveç'e 1950'lerde biçilen elbise belliydi. Rusya sınırında Amerika için bir kalkan görevi üstlenmeliydi. Bu sınır Kuzey Denizi'ndeki Rus üslerinin dibindeydi ve stratejik olarak çok önemliydi. Rusya sınırına Amerika Birleşik Devletleri koruyucu kalkan diyerek oraya çeşitli teknik malzemeler yerleştirmeye kalktı. Bu şunu söylüyor, gösteriyor. Kola Yarımadası Rusya'nın en önemli deniz üssünde bulunduğu yerdir. Tüm bunlar olurken dünyanın büyük aktörleri sık sık Oslo'da buluşuyor, barış adına kararlar alınıyordu. Oslo'da barış masalarına oturan savaş sanayinin devleri barışa verilen önemi anlatıp kendilerini aktörlerdi. Kimler bu oyunda aktör olmamışlardı ki? Endonezya'dan Sudan'a, Sri Lankalı Tamil kaplanlarından İspanyol ayrılıkçılarına kadar çeşitli taraflar Oslo'da barış masalarına oturdular. Aslında küresel ağdan icazet aldılar. Acaba Oslo barış havariliği için kimden icazet almıştı? Norveç'in ünlü dış ilişkiler uzmanı Kate Hansen Bundt açıklıyor. İlk barış görüşmeleri 90'larda İsrail ile Filistin arasında gerçekleşti. Norveç küçük bir ülke ve Oslo küçük bir şehir. Ama büyük ülkelerin yardımıyla, Amerikalı dostlarımızın desteğiyle burada barış çabaları gelişti. Norveç'e silahlandırılıp savaştırılan halklar arasında arabuluculuk yapma görevi verilmişti. Asya'nın en stratejik bölgelerinden birinde yer alan Sri Lanka'da İngilizler aracılığıyla birbirine düşürülen iki yerli halk bir zamanlar gül gibi geçinmekteydi. Her iki halka da yıllarca silah satıldı. 60 binden fazla insan çatışmalarda öldü. 2002'de Oslo'da birden barış gerçekleşti. Kısa bir ara verilecek, sonra çatışmalar kaldığı yerden devam edecekti. Sudan, Afrika'da zengin petrol yataklarının üstündeydi. 1950'lere kadar İngiliz sömürgesiydi. Bağımsızlığını ilan ettikten sonra başlayan iç savaşta bir kıyım yaşandı. Araya barış elçisi Amerika ve Norveç girdi. Kıyım daha da şiddetlendi. Norveç'in Sri Lanka ve Sudan'daki barış girişimlerine bakarsak,
Tüm sorunların oraya kendi yakın müttefiklerimiz tarafından aktarılan silahlar yüzünden çıktığını görürüz. Biz barış masasındayken müttefiğimiz İngilizler Sri Lanka'ya silah satıyorlardı. Ortada bu kadar büyük meblağlar söz konusuyken bunu durdurmak mümkün mü? Evet, büyük para dönüyor. Norveç kadar küçük bir ülkede bile silah endüstrisinde çalışan 20 bin kişi var. O zaman silah satışının durması kimsenin işine gelmez. Savaşlardan bu ülkenin insanları da nemalanıyorlar. Sudan'daki faaliyetimiz Norveç'in çalışmalarına tipik bir örnektir. Önce Hristiyan yardım kuruluşlarıyla oraya insani yardım götürdük. 1970'li yıllardı. 1980'lerde Norveç Halk Yardım Teşkilatı da Sudan'a gitti. Sudan halkıyla yakın temas kurdular. Onların güvenlerini kazandılar. Ve barış sürecinde önemli bir rol oynadılar. Sivil teşkilatlarla Norveç devleti Sudan'da beraber çalıştı. Biz buna Norveç modeli diyoruz. Ama barışçıl Norveç modeli 40 yıldır Sudan'daki kıyımı önleyememişti. Burası Oslo'da sık sık barış görüşmelerine ev sahipliği yapan bina. Oslo bir kanaldır dedik. Burada bütün ayrılıkçı örgütlerin toplantıları yapılıyor. Evet. Ve özellikle de bu. Bu binada evet. Yapılıyor. Burası Froner Setleri Oslo'nun dışında Oslo'ya kuş bakışı bakan, rahat konuşulabilen, kimsenin de rahatsız etmediği bir yerdir. Ve burada uluslararası toplantıların, yani geçiş dediğimiz o kanalların yapıldığı yer burası. Mesela ETA toplantısı bir burada yapılıyor. Peki kim yapıyor bu toplantıları? Onların karşısında oturanlar kim? Bunların karşısında oturanlar göya gayri resmi olarak Norveç Devleti. İkincisi Norveç Devleti'ni temsil eden, gayri resmi olarak temsil eden araştırma kuruluşları. Yani burada özellikle uluslararası enstitülerin liderleri bu tip görüşmelerin ön çalışmasını yapar, alt çalışmasını yapar. Ondan sonra da şeye bırakır, Norveç Devleti'nin esas temsilcilerine bırakır. Frogner Setere'de bir Türk. Cihangir Olgun bu önemli mekanda birkaç yıldır garson olarak çalışıyor. Bize ateşkes kararları alınan salonu gezdiriyor. Kimler daha çok gelir söyle buralarda, yani oturur yemek yer. Kimler? Yani bütün isimleri söylemiyorum ama devlet büyükleri gelir. Geliyorlar, medeni bir devletin arabuluculuğunda pazarlığa oturuyorlardı. Çatışan taraflar kendi özgür iradeleriyle gelip uzlaşma için masaya otururlar. O özgür irade acaba nasıl oluşuyordu? İngiltere Amerika yanında Irak'ta işgale destek verene kadar neden İrlanda Kurtuluş Örgütü ateşkese yanaşmamıştı? Barış görüşmeleri ardında acaba nasıl bir süreç vardı ve kimlerin işine yaramaktaydı? Zaman zaman ayrılıkçı silahlı örgütler Norveç'te barış masasına oturuverirler. Bu bana bir gösteri gibi geliyor. Evet, değişik aktörler zaman zaman burada bir araya geliyor. Sanki perde arkasından birileri onlara hadi devam edin ya da şimdi durun diyor. Evet, öyle de ifade edilebilir. Bu süreçte sahnedeki aktörlere destek veren çeşitli sivil kimlikler ortaya çıkıyordu. Erling Folkvord onlardan biri. Siz Kürdistan diye bir kitap yazdınız. Ne yazıyor burada? Kürdistan, bir halkın geçmişi ve geleceği hakkında. Kitabın başında yer alan haritadan anlaşıldığı kadarıyla gelecek çoktan belliydi. Norveç'te Kürtçülüğü kendine kariyer seçen bir politikacı Erling Folkvord. Kızıl Seçim İttifakı liderlerinden... Kürtler ve Kürdistan ile ilgili çalışmalarıyla tanınıyor. Folkvord'un görüşleri sadece Norveç'te değil, tüm batıdaki hakim görüşü yansıtıyor. Bence Kürt halkının kendi dillerini ve kültürel gelişimlerini korumak için, demokrasi için savaşmaya hakları var. Türk hükümeti onlara bu hakkı vermediği sürece mücadelelerini sürdürmek onların hakkı. Türkiye'de yetkililer öncelikle bir Kürt halkının varlığını ve böyle bir sorunun mevcudiyetini kabul etmeliler. Ben geleceği ulus devletlerde görmüyorum. Bugün Avrupa'nın yaptığı gibi Orta Doğu'da bir çeşit federasyonlar kurulmalı. Tespit edilen bölgelerde insanlar kendi liderlerini seçebilmeli.
Bu söylem Amerika'nın son zamanlarda sık tekrarladığı pastan Pakistan'a bölünecek coğrafya tanımıyla paraleldi. Erling Folkvord öncelikle Orta Doğu'da yeni sınırlar çizilmeli diyordu. Kolay denetlenebilir küçük devletler fikrini savunuyordu.